Arkadaşlar merhaba, benim ünlü kankama hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim kankam, kardeşim Serdal Genç'le beraberiz. Çok uzun süredir, ya elimde büyüdü diyebilirim. Tabii yani tabii. Bu şöhret yolunda çok noktada yanında beraberdim. Nasıl yıllarımız geçti? Nasıl benim gibi bir biriyle beraber olabilmek? Ya şimdi geçen gün senin bir eksikliğini hissettim. Justin Timberlake'le birlikteydik. Evet. Ulan dedim İlkay, yani ne günlerimiz geçti. Justin'e baktım, bir sana baktım. Ulan ben dedim yani her birimiz bir yerde. Sağ ol. O Amerikalarda, sen buralardasın. Çok sağ olasın. Bir ben yetişemedim sizin. Ya benim çok kankam var. Evet. Yani çok kankam var. Serdar'la çok sevdiğim ünlülerden bir tanesi. Çağımızın sporu. Şaka bir yana hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsın öncelikle? İyi valla, güzel. Yalnız seni böyle çok fit, çok karizmatik. Yani hakikaten çok fit gördüm. Spor. Biraz. Ya yapıyoruz ama bu benim bırakmış halim ben. 3 yıldır yapamıyorum adam gibi spor. Birazcık sonra işte sakatladım kendimi, sırtımı sakatladım. Bacak çalışırken sorma ya. İşte yeni başladım tekrar. Yine eski halim. Ama ideal yapmışsın. Yani böyle abartı değil. Abartıları böyle çok sevmiyorum. Hani abartı spor, böyle abartı yok, kaslar. Yok, ben de eskiden böyle falan. Mesela benim 2,5 yıl önceki halim görsen. Gerçekten mi? İnanamam tabii canım. Görme abartı. Şu anda oturmuş ama. Kollarım 47 abi. Santimdi yani. Burnumu kaşıyamıyordum. Ya bir tane film çekecektik, tamam mı? Filmde de böyle bir yerel bir güreşçi oynayacağım ben. Ne dedim, birazcık şey yapayım. Güreşçi vücudu yapayım. Sonra ilk birinci, ikinci aydan sonra filmi çekmekten iptal ettiler. Filmi çekmeyi iptal ettikten sonra da ben tabii artık şey olmuş oldum, böyle ne derler? Bağımlısı oldum sporun ve deli gibi o zaman büyümeye çalışıyordum. Öyle tabii bir etkisi varmış. Yani spora başlarken zorlanıyormuşsun ama başlarken sonra bağımlı. 15. günden sonra tamamdır bu iş. Artık sabah böyle gitmek için zaman kolluyorsun spora. Bir de mesela çok fazla alkol almayan bir adam olduğunu düşünelim her gece falan. O yüzden problemi olmuyor. Ayran mı içmiyorsun? Ben ayran içiyorum. Ayran içiyoruz tabii, milli içeceğimiz. Ya böyle sabah erken kalkıp spora gitmek istiyorsun. Zaten 20. günü tamamladıktan sonra da çok deli gibi spor yapmak istiyorsun. İşte ben de 3. ayın sonuna, 2,5 ay falandı, iptal ettiler filmi. Almıştım artık şeyi. Bir de büyümeye yönelik spor yapıyordum. Çok ağır spor yapıyordum. İnanılmaz büyüdüm yani. Ya bir de ben şimdi aktör olduğum için sporla bu kadar aşırılaşım. Spor sağlığa zararlı bir şey. Allah Allah. Tabii canım, yani bütün sporcuların kalp sorunları var. Doğru nefes alıp vermeyi bilmiyorsan gerçekten yaşam kalitesini hem düşürüyor hem de kısaltıyor. O yüzden bizim yapabileceğimiz en büyük spor bence modern insanın yürümek. Başka bir şey değil. Çünkü biz daha evrimimizi tamamlayamadık. Yani biz avcı toplayıcıyız. Yani çok fazla uzun maratonlar koşacak bir bünyemiz yok. Çok ağır spor yapacak bir bünyemiz yok. Biz sadece yürüyebiliriz. Bazen hızlı koşabiliriz. Evet. Bazen. Hani doğadasın ve biri seni, bir şey seni kovalıyor. Birazcık hızlı koşarsın. O kadar. O da adrenalinin etkisiyle. Evet. İşte ağaca tırmanmayı yapabiliriz. Evet. Kendi vücut ağırlığımızdan başka bir ağırlığa aslında girmememiz lazım. Doğru. Çünkü o zaman çok fazla etki ediyor kalbine. Yani bir tane sporcu arkadaşım var. Aort damarı 5 santim olmuş ya. Ya 5 santim aort damarı. Neredeyse bunun kadar. Vallahi bile bunun kadar. Şimdi ne yaptın be kardeşim kendine? Çünkü kalp de bir kas biliyorsun. Evet, çizgili kas. Bunu nasıl geliştiriyorsan o da gelişiyor. Kalp büyüyünce yetmezlik oluyor işte. Kalp problemini yaşamasının sebebi spordan kaynaklanıyor. Tabii bütün sporcuların öyle var. Değil mi? Tabii. Çok enteresanmış. En baştan başlayalım. Oyunculuğa nasıl karar verdin? Nerede başladın? Nasıl başladın? Ya oyunculuğa karar verme aşaması birazcık şey ya. Hep içinde olan bir şey oluyor da sen fark etmiyorsun. Fark edince de artık işte 20'li 19 17 yaşındayken fark etmeye başlıyorsun. Acaba ben oyuncu mu olmak istiyorum falan. Şimdi ben Antakya'nın bir köyünde doğdum, büyüdüm. Oğlum oku, doktor ol. Bizim gibi olma bir mantıkla büyüdük ve ilk kazandığım üniversite, yani yüksek bir puan almama rağmen basit bir üniversiteydi. Ankara Üniversitesi'nde basit bir bölümdü. Astronomi Uzay Bilimleri diye bir çok basitmiş bölüm. Basit basit yani, aldığım puana göre çok basit. Bizim ülkede basitler. Ya tabii canım, bizde teleskop olmadığı için. Gol oldu. Gol oldu. Normal yani. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinde okuyorsun. Sadece her şey kağıt üzerinde, teoride var. Oyuncu olma isteği aslında, ben Antakya'nın kültür evlerinde büyüdüm. Yani orada kitap okuma alışkanlığı, işte müzikle, haşır neşir, ben gitar çalarım, bağlama çalarım, bütün telleri çalarım, bateri çalarım falan filan. Ama çok iyi çalmam tabii. Yani en azından birazcık anlarım falan hepsinden. Bunların hepsini sana katıyor. Tiyatroyu katıyor, kitap okuma alışkanlığına katıyor. En önemli şey kültür evlerinde. Şimdi sen kültür evlerinde büyüyünce birazcık sanata yatkın oluyorsun. Çünkü orada hep onlar konuşuluyor, hep onlar yapılıyor. Siyasi fraksiyonu da orada kazanıyorsun zaten. Ondan sonra üniversite çağındayken bir amatör tiyatroda başladım işe. Okulun? Yok, okulun değil. Okulda, okulun tiyatrosunda abim şey yapıyordu ama böyle rol vermiyorlardı tabii. Yeni gelmişsin. Türkçen doğru değil. Çok aksanlı konuşuyordum ben ilkokulda öğrendiğim için Türkçeyi. İşte bir çocuk oyunu yapıyordu bir tiyatroda. Sonra ben kafayı kırdım. Evet. Suriye'ye gittim. Suriye. Evet. Bildiğimiz Suriye. Bildiğin hani Suriye. Ülke olan Suriye. Evet. Dedim ki
Ve arabam zaten Antakyalıyım. Suriye'ye gittim. Orada bir Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi bir merkez var. Çok önemli aktörlerin ders verdiği. Onlarla biraz takıldım. Sonra döndüm Ankara'ya. Birazcık da kendim şey yapmıştım, ne derler, Türkçemi düzeltmiştim falan. Ama neden Suriye ya? İşte vizyon o kadar. Ne yapacaksın? Allah Allah. Ayıp sen öyle vizyonsuzluk falan diyor. Ama yok, Suriye'den çıkan iyi isimler var. Aslında Suriye geleneksel Türk tiyatrosunun beşi. Çok iyiler yani. Yok, sadece tiyatro değil. Mesela bundan birkaç sene önce bir röportaj yapıldı. Adam Suriye'de astronot, uzaya çıkan 5 astronottan biri Rusya'dan ekmeği fırlatılmıştı ya. Adam şimdi Fatih'te ayakkabıcılık yapıyor. Ya normal. Yani Suriye'deki olaylardan dolayı. Tabii. Şeyde yani. De bilimde de iyiler aslında. Çok iyiler. Ya çok, onlar birazcık şeye değer veriyor. Bir de bizim tiyatroları, sinemaları çok iyi. Yani bir tek seyircileri, şimdi eğitim seviyeleri düşük olduğu için hani tiyatro seyircisi çekirdek çitleyerek tiyatro seyredebiliyor. Evet. Ama bu tiyatroya yansımıyor. Düzgün yapıyorlar. Çok iyi teknikleri var. Neyse, onlarla takıldıktan sonra İstanbul'a geldim. Levent Kırca rahmetli şey açmıştı. Benim ustamdır. Onun yanında başladım ben profesyonel. Onun yanına gelmeden önceyi anlatayım. Biz Ankara'dayız. Ankara'da tiyatro yapıyoruz. 21 yaşındayım falan. Antakya'da bir film çekildiğini öğrendim. Sinema filmi. Dedik ki kim olan çekiyor Antakya'da sinema filmi? Aradık. Ay, bizim kardeşim. Ya kardeşim dedik, Antakya'da film çekiliyor, bizim haberimiz. Racona ters, bizden habersiz. Serkan aradı. Abim, benim büyük abim, o da oyuncu. Harika Uygur'la konuştu. Harika Uygur dünya tatlısı bir kadın. Çok iyi açtı telefonu, çok güzel konuştu. Ya dedi, çocuklar gelin. Hatta dedi, yanımda yönetmen var. Biz dedik ki Antakya'da film çekiliyor, biz setinizi ziyaret etmek istiyoruz ve görmek istiyoruz. Biz hayatımızda set görmedik. Evet. Sinema aşığı çocuklarız. Antakyalı oyuncularız. Harika Uygur da dedik, gelin çocuklar dedi. Muhteşem bir kadın. Semir Aslan Yürek'ti yönetmen. Semir Aslan Yürek'le konuştu. Şimdi Semir Antakyalı. Türkçesinden biz ayıktık Antakyalı olduğuna. Ama şimdi Semir Aslan Yürek Marmara Üniversitesi'nde dekan, profesör. Ulan biri Türkçeyle konuşuyor bize. İnanamazsın yani. Dedik ki ulan bu adam Antakyalı olmaz. Öyle Antakya'dan profesör hiç çıkamaz yani. Hayat öyle bakıyor. Neyse, atladık otobüse. Hemen Ankara'ya, Antakya'ya gittik. Antakya'da onlarla bir buçuk ay takıldık. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldik. Levent Kırca bir şey açmıştı. Audition. Yeni bir oyun için. Burger King'de çalışıyorum ben. İşte ne bileyim, marketlerde. Tabii işte. Ne yapacaksın? Çalışmak, yaşayabilmek yani için. Evet. Buraya borçla geldim. Devam etmeyiz. Normal içmem yayında. Hocam işte ya. Biz, Serkan dedi ki, Levent Kırca dedi bir sınav açmış dedi yeni audition için, bir gidelim katılalım. Bir gittik abi, çadır tiyatrosu, binlerce kişi var, inanamazsın. Allah'ım dedi, biz kazanamayacağız herhalde falan, neyse girdik sınava, kazandık. Ben ilk profesyonel tiyatromu Levent Kırca ile yaptım, sağ olsun. Devam etti, gitti hayatımız. İlk ünlü olduğunu hissettiğin zaman o an mıydı, yoksa başka bir projede oynadıktan sonra mı? O, Levent Kırca ile iş yapıyorduk, ondan sonra böyle hepimizin sevdiği, daha doğrusu bizim yaşımızdaki insanların sevdiği Bir Başka Gece diye bir program var ilk ay. Evet. TRT programı. TRT 1'de. Aynen. Bir cuma sonları. Cuma akşamları. Cumartesi akşamları falan oluyor. Bu programda Bir Başka Gece. Tabii bu arada Harika'yla çalışıyoruz. Tümay Özokur'a kayır olduk. Tümay Özokur ajansla çalışıyoruz. Harika bizi Tümay'a gönderdi. Sonra böyle işler gelmeye başladı bize. Görüşmeler gelmeye başladı. İlk gittiğimiz görüşmelerden biri de Erler Film'de. Yılmaz Ekmekçi'nin odasına gittik. Yapımcısıdır oranın, çok değerli bir abimiz. Dedi ki, çocuklar biz sizi çok sevdik dedi. Yılmaz abi, biz sizi alacağız dedi. Tamam abi dedi. Çok teşekkür ederiz. Çok basit bir para veriyorlar tabii o zaman. Skeçlerinde oynayacağız. Sonra dedi ki, gelin sizi Türker İnanoğlu'yla tanıştırayım. Hocam 22-21 yaşında yani. Türker İnanoğlu çıktık. Türker İnanoğlu da kral oturuyor böyle. Gelin bakayım dedi. Gittik biz yanına böyle. Ben hazır oldayım falan böyle. Baktı. Çok tatlı çocuklar bunlar dedi. Alın bunları şey dedi. Ne kadar dedin Yılmaz bunlara dedi haftalık. Yılmaz abi ne kadar demişti? 120 lira demişti. 200 lira ver ya, onları çok sevdim dedi. Ondan sonra biz Bir Başka Gece'nin skeçlerinde oynamaya başladık. Ama kimler yok ki? Çok eğlenceli bir kadro var. Şevket abi var. Günay Karaca var. Özgür Özgülgün var. Herkes var yani. Şeyla Halis var falan filan. Mehmet Ali Erbil'le Emel Sayın sunuyorlar. Birkaç hafta sonra bana bir Kadir İnanır dizisi geldi. Kadir İnanır'ın oğlunu oynayacağım. O da çok komik bir hikaye. Kadir İnanır'ın dizisi için görüşmeye gittim şimdi. Zeynep Güzeldoğ'yla görüştüm. Ondan sonra Faruk Turgut'la görüştük. Faruk abi dedi ki, şimdi Serdal dedi, Kadir İnanır'ın oğlunu oynayacaksın. Bu çok ciddi bir rol dedi. Evet abi dedi. Kadir abinin yanındayken dedi, espri yapma dedi. Kızlarla konuşma dedi. Ezber yapma dedi. Tamam abi dedi. Kızlarla konuşma. Ezber yapmadan gitse de tamam abi. Çok gülme. Tamam abi. Kızlarla konuş. 5 defa kızlarla konuşma dedi. Demek ki en önemli orada. Kadir İnanır'ın en defterdiği şey kızlarla konuşma. Onun konuşma. Ben tabii büyük bir korkuyla gittim sete. Kadir abi uzaktan bana baktı. Ben de saçımı sakalımı kestirmediler bana. Baktı böyle Kadir abi. Bunu mu buldunuz lan dedi falan böyle. Allah'ım dedim, öleceğim galiba. Öldürecek beni falan. Gel lan buraya. Gittim yanına. Buyurun hocam dedim. Bana hocam deme dedi. Böyle kaldım. Abi de. Tamam abi dedim. Sonra biz tabii dayı demeye başladık. Çünkü muhteşem bir adam. Bana her şeyi öğretti. Saniye tutmayı öğretti. Kameranın eskiden biz sesini duyardık. Şimdi artık duymuyoruz. Artık ruhunla ilk provadan sonra bil ki onun bilmem neyi falan filan diye böyle bütün detayları anlattı. Ondan sonra ben hala ünlü olduğumu düşünmüyorum. Çünkü kimse beni
seni tanımıyor. Çemberimde Gülüyor diye bir dizi yaptık hocam. Ya arkadaş bizim evde televizyon yok. Ben şimdi... Dizi... Seyredemiyorsun da kendini. Ya, tabii tek dublajda görüyorum kendimi. Üçüncü bölümden sonra ben tabii o işe arabada yok bir şey yok. Ya vapurla ya dolmuşta falan gidiyor. Üçüncü bölümden sonra dolmuşa binemez oldum. Ben böyle bir şey görmedim yani. Dedim ki ünlü oldum herhalde. Ama inanılmaz bir şey. Yolda yürüyemiyorum ya. Yolda yürüyemiyorum yani. Ondan sonra ünlü olduğumu şey yaptım. Şey Çemberimde Gülüyor'dan sonra. Duygusu ne onun? Yani nasıl bir duyguya kapıldın? Kendine. Ya bir 15 dakika bir hava oluyorsun. Şimdi bazınki 15 yıl sürüyor, bizimki 15 dakika sürüyor. Evet. Çünkü yolda yürüyemiyorsun, eve geliyorsun, patates soyuyorsun. Sonra diyorsun ki tamam kardeşim biz buyuz yani öyle. Bir de sen kendini ne kadar diri ve dinç tutarsan, ne kadar çok geliştirirsen o kadar mütevazı oluyorsun ya aslında hayatla. Ama senin mutfakta düşünüyorum. Abi soğanı getir abi. Ya sorma sürekli öyleyiz ya. Sürekli yemek yapmaktan bıkmıştık o zamanlar. Ya bekarın ne kötü şey değil mi ya? Ben yapma karnına. Ama ya. Ben çok güzel yemek yaparım hocam. Aman takyalısın pardon. Evet. Pardon, şimdi bir de kasabımdan benim baba mesleğim bilmem ne. Ben inanılmaz bıçak kullanırım. Yani Vedat Milor falan konuşuyor ya boş konuşuyor. Ne zaman gidiyoruz? Gel abi ne zaman gidiyoruz? Ne zaman istersen. Kuzu keselim. Kuzum abi ne zaman gidiyoruz abimize? Etler bizden bak. Kuzu yok hocam olur mu? O etler... zaman ayranlar bizden. Tamam ayranlar sizden olsun. Tamam. Onu da ben Antakya'da yaptığım yoğurtla yapıyorum ayranı. Ooo iyi mayalıyorsun yani. Tabii hocam sen ne diyorsun? Ayran uzmanı aynı zamanda. Ayranlar bizde. Bak sözü aldım ha. Valla başımın tacısı ne demek. Okey çekeriz o günde. Canlı yayın açarız belki. Çok da güzel olur. Genç ya vallahi genç ya yakışıklı. Sakalların falan beyazlamadı. Aslında 36 ben Aralık doğumluyum ya. 36 gösteriyorum. Yaysın. Yay. Aralık 18. Valla sen de mi? He sen kaç? 16. 2 gün var aramızda yemin ediyorum. 1 yıl mı 2 yıl mı var aramızda? 2 yıl 2 gün. Ben 79'uyum. Tamam işte tamam 2 yıl 2 gün var. Annem demiş ki babama Aralık ya belli olmuş yani doğuma gidecek. Bekleyelim. Mehmet demiş Ocak yazdırıyorsun. Çocuğun adı İlkay. Ama ben son ayda oldum. Sonra değiştirmemişler tabii. Güzel. Babam dayanamamış. Gitmiş yapmış. Son ay da çok tuhaf olurdu ya sana. Son ayda doğduğum için. İlkay'da doğacağım diye. Son ay daha çok kız ismi olarak kullanıyorum. İlkay'da kız. Yok İlkay ben birkaç tane erkek arkadaşım var. Benim denk geldiğim hepsi erkek kız. Arkadaşım dediğim arkadaşlarım. Ben unisex demeyi tercih ediyorum. Normal arkadaşlarım. Kromozom gibi. İki kromozom kaysa abi, kız olacakmışım. Yoksa erkek arkadaşım yok. Bu yaştan sonra huy değiştirecek halimiz yok. İlk kazandığın minik para değil. Büyük parayla ne yaptın? Araba aldım. Vay arkadaş ya. Tamam. Bülent abinin röportajını izle. O da şey dedi yani araba aldı. Ben olsam ne yapardım? Arabalı. Bak ben motosiklet... Sen motorla geldin. Motorcuyum ben. Tabii. Ben motorcuyum. 20 yıldır motor kullanıyorum. 17 yıldır motor kullanıyorum. O zaman motorum vardı. Çünkü aldığım motosiklet çok ciddi bir para değildi. İlk kazandığım parayla da araba almıştım. Çok iyi de bir araba almıştım yani. İlk arabası insan şey oluyor ya. Güzel oluyor. Tabii. Çok ciddi bir araba aldım ya. Yani. Sıralar neler yapıyorsun? 1,5 senedir dizi çekmiyorum işte. Film çektik geçen sene. Bu yaz da film çekmedik işte birazcık şey. Bu aralar birkaç görüşmemiz var bir işlerle ilgili. Bakalım dizi mi kısmet. Dizi. Dizi yapmadan olmuyor ya. Çünkü oyunculuğumuz sürekli devam ediyor. Senin kendi seçimin miydi 1,5 sene boşluk vermek yoksa teklif mi gelmedi? Yok geldi. 1-2 tane iş geldi ama gerçekten hoş değillerdi yani. Çöp iş diyorsun. Evet yani. Çok hoşuma gitmedi. Bir de işi beğendim ya. Senaryo okuyunca seni bir şey kabul ettirmiyor ya sana kendini. Ya diyor ki arkadaş beni oynama ya sen. Allah'ını seversen bunu kabul etme ya falan diyecek bir senaryoydu. O yüzden kabul etmedim ama ben aynı zamanda senaristim. Reklam filmleri yazıyorum. Onları çekiyorum. Aa, neleri yazdın? Touch çektim en son. Touch diye bir reklam filmi. Touch Ev. Şeperde. Yok Touch Ev. Ev. Tencere tava. Freelance mi yazıyorsun yoksa ajansa mı bağlı? Arıyorlar. Arıyorsun freelance evde. Evet. Zaten bazılarının bütçesi. Zaten baştan bütçeyi konuşuyoruz hocam. Biz de para canlıya bakarız. Ne kadar bu kadar yazmam, yazarım oluyor. Biz de o öyle. O kadar etle aydını nasıl içeceğiz yoksa? Yoksa olmaz. Geçen sene 6 tane reklam filmi çektim. Hem yönetmenliğini de yapıyorum zaten bazı filmleri. Hı hı. Tiyatro var mı bu aralar? Dün bir tane oyun okudum. Bak nasıl üstüne geldi. Evet. Dün bir tane oyun geldi. Onu okudum. Sevgili Uğur Uludağ gönderdi. Biraz böyle bir felsefesi olan bir oyun. Onu okudum. İşte onlarla bu hafta görüşeceğiz. Yani şuradan şunu anlıyoruz. Serdal'a parasız gelmiyoruz arkadaşlar. Geliyorlar hocam. Bir miktar paramızı hazır ediyoruz. Çantayı getiriyoruz. Televizyon dizisi çantayı böyle açıp gösterip kapatıyoruz. Ya mesela bak kaç tane film çektim. Çoğunda bedavadan oynadım yani. Oynadığım filmlerin hep meselesi var. Mesela 2008'de bir tane film yazdık, oynadık onu. İşte dünyada çok fazla ödül aldı. 6-7 ay falan çalıştık. 3 kardeş oynadık filmde. Evet. Hiç para kazanmadık. Yani kazanmadığımız işler de oluyor ama doğru işleri yapmak isterim. Yani. Biraz açık konuşabilir miyim? Argo. Tabii ki de. Bizim işimizin açıklamasını yapayım. Varken eşeğin yükü, yokken eşeğin siki. Çok da küfür değilmiş yani. Yani bizde sen para... Sen daha küfür görmemişsin. Bizdeki para konusu böyle. Şimdi kazandığın zaman çok kazanıyorsun ama kazanmadığın
kazandığın zaman da kazanmıyorsun. 1,5 yıldır oturuyorsun. Ya bu işin zaten şeyi, en büyük riski bu. O yüzden paranı tutman lazım. Çünkü hı-hı, seni absorbe edecek zamana ihtiyacın var. Yeni bir iş, güzel bir işin gelmesi için, bilmem ne yapması için. Paran da olmayınca gelen her işe atlamak zorunda kalıyorsun. Bu da seni oyuncu olarak, aktör olarak mutsuz ediyor. Olmak istemediğin, oynamak istiyorsun. Tabiri caizse piyasada öyle derler. Evet, olmak istemediğin bir iş. Ama yaptığım para için oynadım. Başka çaren kalmıyor. Bunu da şey yapamıyorsun. Bunların hepsi kayıt altında. IMDb'de görünüyor mesela. Evet. Gel baba ya. Gel abi. Gel hocam. Bizde öyle şey yok. Çok tatlı görünüyor. Çünkü burası Hol Kafe. Arkadaşlar Hol Kafe'deyiz. Bu hafta da buradayız. Eyvallah. Ağırlıyorlar bizi. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağ olun. Ne demek? Çayda tavşan kanı. Yeni demlemişsiniz herhalde. Aynen. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Antakyalıyım. Bana merhabanın bile tehdit olduğu bir yerde büyüdüm yani. Bizde köyde ayda biri ölürdü. Abi öyle yani bizde. Ben o yüzden hani mesela hiçbir şeye şaşırmam. Hiçbir şeye şaşırmam. Çünkü... Aa, adamı yakıyorlar. Öyle öyle abi. Öyle bir yerde büyüdük. Öyle bir yerde büyüdüğümüz için de... Adamın totosuna vurdular. Vuruyorlar abi. Çok vuruyorlardı yani. Ya bizde mesela Arda Turan'ın yaptığı bir şeyi biliyorsun, Arda mevzusunu. Arda'yı vurmuşlardı şimdi. Öldürmezlerdi ama vurmuşlardı. Çok büyük tane bir sikoda. Evet. Bir insan bir kariyerini ulan konu üzerine geldiğinde ben bari bir iki laf söyleyeyim. Ya bir insan bir kariyeri bu kadar bok edebilir. Yani. Çok üzücü. Ben çok üzüldüm. Yani. Yani. Arda için de üzüldüm. Berkay'ı da tanırım, arkadaşımızdır. Ama Berkay ettiğini buldu. Hani Caner'den diyelim biz ona. Bilemeyiz ama bunların hepsi dedikodu be İlkan. Bilmiyoruz nasıl ki. Nasıl ya? Kabul ettiler mi? Abi Caner'i çok sevdiğim için girmeyeceğim ama muhabbeti de. Yani Asenel'e Allah aşkına olmadı mı zannediyorsun? Bilmiyorum. Abi bu dünyada biraz inancın varsa istersen git krem peynire tap. Tamam mı? Hani birazcık inancın varsa ilahi adalet diye bir sistem var. Bir ilahi adalet bir bize karma dönmüyor. Karma ya da darma. Döner abi sana, sana döner. Arkadaşlar çok keyifli bir muhabbet oldu. Bitti mi? Bitti. Vallahi öyle. Yeter ya. Seri. Kızdı. Çok sarkıtmış işte. Nasıldı ama? Falan. Bence çok güzeldi. Bunu yapalım ya bir daha. Yapalım abi. Biraz daha büyüsün. Bir tamam. Türlü buluşamadık yani, ben Altın Portakal'daydım, yok şehir dışındaydım. Ama ben doğru zaman buymuş. Evet bence de güzel çok oldu. Çok daha sakin geldim, bizim için de sakin bir dönemdi. Çok keyif aldım. Ben de. Abi daha detaylı konuşmamız lazım. Olur. Yardır yardır. Bir sonrakine. Aynen öyle. Biz de birazcık büyüyelim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Bu arada 250 like istiyoruz bu videoya. Yeni video gelmesi istiyorsanız. 250 like mı? Ha, bana mı? Bana. Bana da mı 250? Sadece 250 mi ya? Ha, yardım arkadaşlar. Lütfen ya, abiniz var. Bir sonraki benim ünlü kankamdan görüşmek üzere. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Funku. Tamam ben de Funku diyorum. Hepinizi öğreteceğim. Çekirgelerim benim.